Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iddia ediyorum birçoğunuzun gitmediği, bilmediği bir yola gideceğiz. Bayburt Rize arasına gideceğiz. Neden burayı seçtim? Birkaç tane daha böyle çok güzel yollar keşfettim işin açıkçası. Bu nedenle gençler dedim ki yani burayı göstermeliyim çünkü hepimiz biliyorsunuz hep böyle Ankara, İzmir, Antalya oralarda geziyoruz ama Türkiye haritasında 2K24 map'te inanılmaz güzel yerler var arkadaşlar. Ben şuradayken hemen şöyle bir kapak fotoğrafımı alsam sizce mahsur olur mu? Bence olmaz ya. Niye olsun ki değil mi? Ben şöyle yapsak. Bence çok güzel. Şöyle hemen F12'den yapıştırayım. El freni çekik ne? Bir yere basmadık ki zaten. Şöyle hemen kapılarımızı kapatalım. Şöyle ufaktan da haritayı size göstereyim. Bayburt'la Rize arasına gideceğiz. Bir yer daha var gençler. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim. Böyle tam köy kasaba yolları falan benim çok 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 hoşuma gitti işin açıkçası. ETS'yi bıraktıktan sonra ETS'ye dönünce uzun süre sonra burada otobüs sürmek acayip geldi yani işin açıkçası. Ne yalan söyleyeyim size. Fern basa dıbasa alışmışım bir anda. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi değilseniz doktora gidin kardeşim yani ben. Ne diyeyim ben doktor muyum yani? Ben bunu her defasında da söyleyip durmayacağım. Lan. Hani gerçekten keyifli, çok güzel bir yol bizi bekliyor. Size bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada her akşam, yani her akşam demeyeyim de iki günde bir kesinlikle ETS 2149 Duisburg Calais yolu ya da Kirkenes Madene gidiyoruz gençler multide. Sizleri de bekleriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O çan var ya bir tane koyun çanı gibi, onu da açın. Sonra abi canlı yayını görmedim, videondan haberim yok. Olmasın gençler. Ben biliyorum onun yeşil yanacağını da. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Arkadaşlar araçta HVT'ye ait. Aracın indirme linkini HVT'nin Discord sunucusunda bulabilirsiniz. Geçenlerde de bununla bir video çekmiştik. Bu ikinci videosu oldu aracın. Birkaç temsa falan var. O temsada zaten biliyorsunuz ventil hastasıyız. Temsada inanılmaz bir ventil sesiyle birlikte olacağız. Bilginiz olsun. Dayı sen oturla tepeme çıkacakmış gibi geliyorsun ya. Ben bir sağa kaçsam. Dayı bana bir yol versen sen. Ben solda kaldım otobüste de. Yavaş yavaş başlayacağız gençler. Böyle tam dağ yolu, inişli çıkışlı bir nokta daha var. Yalnız orası da çok hoşuma gitti. Bir sonraki videoda da onu göstereceğim. Hepsini tek videoya alsaydım çok uzun olacaktı. Videoyu böyle uzatıp gitmek istemedim işin açıkçası. Senin oturla sol şeritte ne işin var acaba da bir sağa geçtin sola geldin.
Vauk Dağı geçidiymiş gençler burası. Unutmayın buranın adını. Böyle köy yolları çıkışları falan var. Köy yolları falan var ama inanılmaz bir yol. Dayı diyorum, niye bize selektör atıyor? Uzunları yakmışız gündüz vakti. Lan. Direksiyon kamerasını bir kontrol edeyim derken gidiyorduk. Biraz şunu camını açayım da. Bak buralarda hava gürültüsü falan çok iyi. Ne yaylandın be yeğenim be. Çarp tak. Dememe kalmadı. Arabanın yaylanmasına hayran hayran izlerken abe hayran olduk. Bunlar niye çarptıktan sonra böyle çıkıyor? Salak mı bunlar? Düz gidemiyor mu? Ama diğer videoda gösterecek olduğum yol buradan daha iyi bence. Yani orası benim daha bir hoşuma gitti. Abi sen gelmesen oradan ben geçeceğim çünkü. Teşekkür ediyorum. Abi bu yollar bayırlar var ya. Çarpmasa bar altı çarpmadı. Hızlı girdik yanlışlıkla. Baksanıza yani arkadaşlar. Efsane değil mi? Ne bağırdın yiğenim be? Vitesi atmaya niyeti yok arkadaşın. Dağ yolunda Neoplan bayıldı arkadaşlar.
Yani Türkiye haritasının en iyi yerlerinden biri olabilir burası. Hem manzara olarak hem yol olarak. Burada EDS var. Aşağıdan gelip kaptırıp gelip de başınıza bela almayın. Burada bir dinleme tesisimiz var. Zigan Tüneli'nin çıkışında. Ulan müşteri teslimatı hemen istiyor ne? Bunlar mal mı? Siz nasıl bir kurumsal firmasınız? Ne müşterisi? Baksanıza ya, manzaranın güzelliği mi diyeyim. Yolun güzelliği mi diyeyim. Buradan artık aşağıya kaptırıp gidebiliriz gençler. Maçka tüneliymiş burası da. Retarder'in yankısına bak tünelde ya. Sen arkadaş bunu sollayabileceğim mi ya? Siz ne yapıyorsunuz burada? Sıçtık. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gençler. Dayı şu önümden bir çekilsen diyorum ya. Hani bizim önümüze sazan gibi atlıyorsunuz ya. Şu arkadaşın önüne de bir atlasan da ben senden kurtulsam. Çok güzel olmaz mı? Teşekkür ediyorum.
Dayı, sağdakiler daha hızlı gidiyor. Eyvallah. Şehit Eren Bülbül Tüneli. Mekanı cennet olsun kardeşimiz. İyi ki varsın Eren diyelim. EDS'lere girmeden şöyle kenardan kenardan Rize'ye doğru devam edeceğiz gençler. TÜBİTAK muayene şeymiş. Temsa muayeneye gelmiş gençler. Hasta olmuş Temsa. Grip grip. Bu solun ne lan? Sanayi mi ne bu? ...403'ün güzelliğine bak be. Ah be kardeşim. Şöyle yolcularımızı rahatsız etmeden sonra bizi şikayet etmesinler kardeşim. Rize'ye doğru yol alalım. Ha, şimdi biz buradan sağa gireceğiz ya yani. Bak şimdi. Hani sonra ben sövünce günah. Yani güzel kardeşim tamam da ben geçmem lazım yani. Ben videoyu nasıl ilerleteyim daha fazla? Yani beni buradan geçirmiyorsun. Ben bu yol olaylarını da kapatıyorum. Niye bunlar benim başıma geliyor? Ben istemiyorum abi yol olayı mol olayı. Yani şurada bir 20 dakika video izleteceğim. Bir video çekeceğim. O trafik kazası koskoca Türk haritasını benim buldu. Yani helikopterin orada ne işi var? Aldın yolcuyu git kardeşim. Armut gibi herkes birbirine bakıyor salak salak. Sağım havalanım lan benim. Evet.
Evet, Rize'ye hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Yalnız bir dahaki videoda gençler, ikinci şeyde yani tadına varamayacaksınız, ben size söyleyeyim. Orada daha efsane bir yol var. Enter'ladık. Şöyle hemen kapılarımızı açalım. Evet arkadaşlar, bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüş, öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.